Bir bitki hücresinde fotosentez tepkimelerinin gerçekleşmesi için karbondioksite ihtiyaç var. Çünkü fotosentezde karbondioksit kullanılır, su kullanılır, ışık kullanılır, klorofil kullanılır, besin ve oksijen açığa çıkar. Bu yüzden karbondioksit, ışık, su kullanılır. Klorofil kullanılır. Bitki hücresi ökaryot olduğu için klorofiller kloroplastadır, kullanılır. Ama mitokondriye ihtiyaç yoktur. Mitokondri solunum organelidir. Besin üretimi sırasında oksijen tüketimi varsa olay kemosentezdir. Buna göre ışık enerjisi kullanılmaz, karbondioksit özümlemesi yapılır, fotofosforilasyonu yani ışık yardımıyla ATP sentezi gerçekleştirilemez. Bu yüzden 1 ve 3 nolu olaylar gerçekleşemez. Cevap D. Fotosentez olayı ile ilgili olarak tüm ototrof canlılar tarafından gerçekleştirilir. Yanlıştır. Çünkü tüm ototrof canlıları düşündüğümüz zaman fotosentetik olanlar var, kemosentetik olanlar var. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüşümünü sağlar söyleyebiliriz. Klorofil pigmentine sahip her hücrede kloroplast organelinde gerçekleşir. Yanlıştır. Çünkü bakterilerde kloroplast, bakteri ve arkelerde kloroplast yoktur. Sadece karbonhidratların üretimini sağlar. Yanlıştır. Çünkü yağların, proteinlerin üretimi de fotosentez ile gerçekleşir. Kloroplasta sahip olmayan canlılar tarafından gerçekleştirilemez. Yine yanlıştır. Çünkü bakteri ve arkelerde kloroplast yoktur ama fotosentez gerçekleşir. Buna göre ışık enerjisinin kimyasal bağ enerjisini dönüşümünü sağlamak fotosentez için doğru bir ifadedir. Cevap B. Fotosentez ve kemosentezin tepkimeleri ortaktır. Yani karbondioksit artı H2O olabilir, H2S olabilir, H2 olabilir. Eşittir. Besin artı oksijen olabilir, S2 olabilir ya da herhangi bir yan ürün oluşmaz. Buna göre glikoz oluşumu kemosentezde de ortaktır. ATP oluşumu yani önce ATP'nin üretimi daha sonra ATP'nin tüketimi kemosentezde de ortaktır. Oksijen üretimi kemosentezde de ortaktır. NADPH sadece fotosenteze özgüdür. Bu yüzden 1, 2 ve 3 nolu olaylar kemosentezde de görülür. Cevap D. Protein sentezinde solunum sonucu oluşan ATP kullanılır. Nişasta sentezinde solunumda elde edilen ATP kullanılır. Aktif taşıma sırasında yine solunumda üretilen ATP kullanılır. Hücre bölünmesinde de solunumda üretilen ATP kullanılır. Glikoz sentezi dediğimiz zaman inorganik maddelerden organik besin monomeri sentezi demektir. Yani fotosentez demektir. Fotosentezde üretilen ATP kullanılır. Bu yüzden cevap B. Siyanobakteri bakteri ve yeşil bitkilerin gerçekleştirdiği fotosentez tepkimesinde karbondioksit artı H2O eşittir besin artı oksijen tepkimesi gerçekleşir. Mor sülfür bakterilerin gerçekleştirdiği fotosentez tepkimesinde ise karbondioksit artı H2S eşittir besin artı S2 gazı tepkimesi gerçekleşir. Buna göre hidrojen kaynağı olarak suyun kullanılması ortak değil. Karbon kaynağı olarak karbondioksitin kullanılması ortaktır. Işığa bağımlı tepkimeler kloroplastın granasında gerçekleşir. Burada hepsi bakteri değil, hepsi bitki değil. Bu yüzden kloroplast bitki için geçerlidir. Bakteri için geçerli değildir. Işıktan bağımsız tepkimeler kloroplastın stromasında gerçekleşir. Yine bakteriler var. Bakterilerde kloroplast yoktur. Atmosfere oksijen serbestlenir. Yani atmosfere oksijen verilmesi suyun kullanıldığı fotosentez tepkimeleri için geçerlidir. Diğerleri için geçerli değildir. Karbon kaynağı olarak karbondioksitin kullanılması tüm fotosentetik tepkimeler için ortaktır. Cevap B. Işık geçişinin engellendiği kısımda bir süre sonra sarı rengin görülmesi klorofil sentezinin gerçekleşmediğini göstermektedir. Buna göre klorofil sentezi ışık varlığında gerçekleşir söyleyebiliriz. Klorofil sentezinde etkili olan tek faktör ışıktır, yanlıştır. Çünkü aynı zamanda enzimatik bir reaksiyon olduğu için diğer faktörler de etkilidir. Işık bulunmaması mevcut klorofil yapısının bozulmasına neden olur söyleyebiliriz. Mevcut klorofillerin bir süre sonra sararmasına yol açmıştır söylenebilir. Buna göre 1 ve 3 söylenebilir. Cevap C.
Işık kaynağı yaklaştırıldıkça ışığın şiddeti artar. Bu yüzden ışık kaynağının X noktasına getirilmesi ışığın şiddetini arttıracağı için fotosentez hızını da arttırır. Işık kaynağının kırmızı ışık verecek şekilde düzenlenmesi fotosentez hızını arttırır çünkü kırmızı ışıkta fotosentez daha fazla gerçekleşir. Ortam sıcaklığının optimum değerin üzerine çıkarılması enzimleri olumsuz etkiler. En iyi çalıştığı değer optimum değerdir. Optimum değerin altına ve üzerine gidildiğinde ise fotosentez hızı yavaşlar. Buna göre 1 ve 2 nolu faktörler fotosentez yapılması için en uygundur. Cevap C. X yaprağı oksijen üretirken Y yaprağı üretemez. Y yaprağı ışık almayacak şekilde kapatılmış. Bu yüzden Y yaprağı fotosentez yapamaz. X yaprağında fosforilasyon gerçekleşirken Y yaprağında gerçekleşmez. Işık almadığı için söyleyebiliriz. X yaprağında kütlesel artış olurken Y yaprağının kütlesi artmaz. Hatta Y yaprağı mevcut nişastayı da kullanacağından dolayı Y yaprağının kütlesi azalır söyleyebiliriz. X yaprağında klorofil etkinliği gözlenirken Y yaprağında gözlenmez söyleyebiliriz. X yaprağında karbondioksit üretilirken Y yaprağında tüketilir yanlıştır. X yaprağı fotosentez yaparken karbondioksiti kullanır. Y yaprağı sadece solunum yaptığı için karbondioksiti oluşturur. Buna göre cevap E. Mor ötesi ve kızıl ötesi ışınlar fotosentezde kullanılmaz. Bu yüzden etkili değildir. Yüksek enerjili alfa ve gama ışınları yine fotosentezde kullanılmadığı için etkili değildir. Klorofilin ışık enerjisini soğurarak elektronların enerji seviyesini yükseltmesi gerçekleşmektedir. Karotenoidlerin farklı dalga boyundaki ışığı soğurarak elektronların enerji seviyesini yükseltgenmesi gerçekleşmemiş. Burada elektronun ışık enerjisi çarpmasıyla doğrudan enerji seviyesinin yükseltgenmesi gerçekleşmiştir. Işık ile uyarılan fotosistem yapılarının yükseltgenmiş halde kalması söz konusu değildir. Elektronunu veren fotosistem elemanı tekrar elektron alarak indirgenir. Bu yüzden bu ifade yanlıştır. Buna göre klorofilin ışık enerjisini soğurarak elektronların enerji seviyesini yükseltgenmesi gerçekleşmiştir. Cevap C. Birinci bitkiye karbondioksiti işaretlenmiş, oksijen molekülü verilmiş ve besin artı oksijen oluştuğunu düşünürsek, buradaki karbondioksit besinin yapısına gitmiştir. O yüzden besinin yapısındaki oksijen atomu da işaretlidir. İkinci tepkimede ise karbondioksit ve su verilmiş, işaretlenmiş su molekülü verilmiş. İşaretlenmiş su molekülü atmosferin oksijeninin işaretli olmasına yol açar. Buna göre fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağı karbondioksittir söyleyemeyiz. Fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağı sudur söyleyebiliriz. Sudaki hidrojen ve oksijen atomları glikozun yapısına katılır söyleyemeyiz. Fotosentezde açığa çıkan oksijenlerin bir kısmı karbondioksit, bir kısmı sudan gelir söyleyemeyiz. Fotosentezde açığa çıkan oksijenin tamamı bitkinin kendisi tarafından kullanılır. Fotosentezde açığa çıkan oksijeni bitki atmosfere de verebilir, kendisi de solunumda kullanabilir. Bu yüzden fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağı sudur. Besinin oksijeninin kaynağı ise karbondioksittir. Cevap B. Amonyum oksitlenerek nitrite dönüştürülmüş ve bir miktar kimyasal enerji elde edilmiş. Daha sonra bu kimyasal enerjiyle besin sentezi gerçekleşmiş, kemosentezin özeti verilmiş. X tepkimesinin gerçekleşmesindeki asıl amaç enerji üretimidir söyleyebiliriz. Y tepkimesinde amaç besin sentez demektir söyleyebiliriz. X tepkimesi sitoplazmada, Y tepkimesi kloroplastta yanlış çünkü kemosentez prokaryotik canlılarda gerçekleşir. Prokaryotik canlılarda da kloroplast yoktur. Y tepkimesi sonucu açığa çıkan oksijen X tepkimesi sırasında kullanılabilir. Y'de açığa çıkan oksijen oksitleme reaksiyonunda yani X tepkimesinde kullanılabilir. Buna göre 1, 2 ve 4 söylenebilir. Cevap D.